Evet değerli izleyenler, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Aselsan tarafından yerli ve milli bir şekilde geliştirilen Türkiye'nin beka projelerinden biri hakkında önemli gelişmeler yaşandı. Bildiğiniz gibi uzun süredir üzerinde çalışılan yerli ve milli uzun menzilli hava savunma sistemimiz Siper Aselsan tarafından hala geliştirilme aşamasında. Aselsan tarafından yapılan paylaşımda Siper Uzun Menzilli Bölge, Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin filo yapısı resmi olarak açıklanmış oldu. Bu bilgi uzun zamandır meraklıları tarafından yakından takip ediliyor ve bekleniyordu diyebiliriz. Açıklanan bilgiler oldukça dikkat çekici. Yapılan paylaşımı incelediğimizde ilk olarak Siper Hava Savunma Ağı'nda yine yerli ve milli imkanlarla geliştirilen arama radarı ve atış kontrol radarlarının kullanılacağı göze çarpıyor. Paylaşımın detaylarına indiğimizde ise Siper Hava Savunma Sistemi'nin geliştirilmeye devam ettiğiyle beraber Siper Hava Savunma Ağı'na ait filoda bakım onarım aracı, haberleşme röle aracı, tam atım füzeler, arama radarı, atış kontrol radarı, filo kontrol merkezi, haberleşme istasyon aracı, atış kontrol merkezi, sınıf tipi eğitim simülatörleri ve füze fırlatma, füze taşıma yükleme sistemlerinin bulunacağı bilgilerine ulaşabiliyoruz. Uzun menzilli bölge, hava ve füze savunma sistemi Siper, bölge ve hava savunması kapsamında stratejik tesislerin düşman taarruzlarına karşı uzun menzilde ve dağıtık mimaride hava savunmasının sağlanmasına imkan tanıyacaktır. Projemiz Aselsan, Roketsan ve TÜBİTAK SAGE işbirliği ile yürütülmektedir. Hisar-U Uzun İrtifa Hava Savunma Sistemi ya da Siper, Aselsan, Roketsan ve TÜBİTAK SAGE tarafından başlatılan, geliştirme çalışmaları son süratle devam eden yüksek irtifa ve uzun menzilli bir hava savunma sistemi projesidir. Gemi ve kara konuşlu olarak kullanılması planlanan füzenin 100 kilometreden fazla menzile, çift darbeli motora, aktif radar arayıcı başlığa, kızılötesi görüntüleyici arayıcı başlık ile terminal güdüm yeteneğine sahip olması bekleniyor. Sistem, özellikle Türk Deniz Kuvvetleri'nin en büyük muharip gemisi projesi olan TF-2000 sınıfı hava savunma destroyerinde de kullanılacak. 6 Kasım 2021 tarihinde Siper Hava Savunma Füzesi'nin test atışı ilk kez kamuoyuna sunulmuştu. Savunma Sanayi Başkanımız Profesör Doktor İsmail Demir, uzun menzilli ve çok katmanlı milli hava savunma sistemimiz Siper'in geliştirme çalışmalarında bir aşamayı daha başarıyla tamamladık. 2023 yılında envantere almayı planladığımız Siper ile gök vatanımıza karşı bütün tehditleri en güçlü şekilde bertaraf edeceğiz açıklamalarında bulundu. Ayrıca Türkiye'nin uzun zamandır süregelen savunma sanayi yükselişi hala dış basında yankı bulmaya da devam ediyor. Dünyada önde gelen ve Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir savunma sanayi yayın organı olan The Defense Post yaptığı bir haberle gündeme geldi. The Defense Post'ta yayınlanan makaleye göre Türkiye, Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerine alternatif olan yerli ve milli bir hava savunma sistemine çok yaklaştı. Hepinizin de bildiği gibi, Roketsan'ın resmi YouTube hesabından belki de Türkiye'nin üzerinde en uzun süredir çalıştığı hava savunma sistemi olan Hisar ailesinin en uzun menzilli füzesi Hisar-U veya diğer adıyla Siper'in atış görüntüleri paylaşılmıştı. Siper, aynı zamanda şu an için Türkiye'nin yerli ve milli ürettiği en uzun menzilli hava savunma sistemi olma özelliğine de sahip olacak. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda uzun menzilli ve çok katmanlı milli hava savunma sistemimiz Siper'in geliştirme çalışmalarında bir aşamayı daha başarıyla tamamladık. 2023 yılında envantere almayı planladığımız Siper'le beraber gök vatanımıza karşı bütün tehditleri en güçlü şekilde bertaraf edeceğiz ifadelerini kullanarak Roketsan'ın yayınladığı test videosunu paylaşmıştı. Türk savunma sanayinin en kritik projelerinden biri olan Siper Hava Savunma Sistemi envantere alındığında Türkiye çok önemli bir kabiliyet kazanmış olacaktır. Her geçen gün yerlilik ve millilik oranını arttırmaya çalışan Türk savunma sanayisi, bir ülkenin savunmasında en önemli rolü oynayan hava savunma sistemlerini yerli ve milli olarak üreterek Türkiye'yi bu konuda dışa bağımlılıktan kurtaracaktır.
Uzun zamandan beri geliştirilen Hisar Hava Savunma ailesinde en çok beklenen sistem, tabii ki uzun menzilli siper hava savunma sistemi desek yanlış olmaz. Siperi yerli S-400 olarak da adlandırabiliriz. Hava savunma ağının uzun menzilli füzesi olacak siper envantere girdiğinde, Türkiye büyük bir teknolojiye erişerek dışarıdan hava savunma sistemi almaya ihtiyaç duymayacaktır. Siper envantere girdiğinde belki S-400 seviyesinde bir hava savunma sistemi olmayacak ama daha önce Türkiye'nin bir sistemi ürettikten sonra sürekli olarak geliştirmeye devam ettiğini biliyoruz. Önemli olan nokta bu sistemi ilk defa yerli ve milli olarak üretebilmektir. Daha uzun menzilli hava savunma sistemlerini de tabii ki ileride göreceğiz. Türkiye gibi kritik bir jeopolitikte bir ülkenin hava savunma sistemlerine sahip olması gerçekten son derece önemli bir konudur. Türkiye de bu durumun farkında ve hava savunma sistemi ailesinin en değerli üyesi olan siper sistemimiz uzun zamandır geliştiriliyor. Paylaşılan videoyla ilk kez ateşlendiğini de hepimiz beraberce görmüş olduk. Bu gelişmenin dış basında yankı bulmuş olmasına da aslında şaşırmamak lazım. Türkiye'nin hava savunma sistemi ailesinin en önemli üyesi olan Hisar U sistemi yerli ve milli olarak üretildiği için Patriot ve S-400'den çok daha değerli olarak görülüyor. Sonuçta bir sistemi üretmek, geliştirmekten daha zordur. Sistemi ürettikten sonra kısa zamanlar içerisinde sistemin üzerine sürekli ekleyebilirsiniz. Bu yüzden ilk başta bir S-400 seviyesinde olmasına gerek yok. Daha sonradan gelecek yükseltmelerle beraber sistemimiz kendini sürekli geliştirecektir diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın diyelim, hoşça kalın.